this land is an altar that has not been built yet, but I will build it. Somewhere in the future is a portal to the past, and I will own it. Somewhere in your heart is a hole, and I will fill it. I am the mother of undying time. Başladık. Yeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Birkaç sene önce biliyorsunuz eski videolar artık benden daha yaşlı oldular. Yönetmenlerin bizimle nasıl konuştuğunu konuşmuştuk. Spike Lee'nin... Klansman hatırladım. Neyi Klansman'dı? Belli bir sahneyi konuşmuştuk. Bu hafta da Contact filminden çok meşhur bir ayna sahnesi var. İzleyenleriniz bilecektir. Benzer bir tekniğin iki tane yeni dizide de bu hafta kullanıldığını görünce tamam dedim artık bu ayna sahnesini konuşmamız lazım. Bugün Contact filmini ve yeni çıkan Stranger Things'le ilk kısım 4. sezon Outer Range'lerin ilk sezonundaki ayna sahnelerini konuşacağız. Bize ne anlatılmaya çalıştığını konuşacağız. Aslında üçünde de çok benzer bir vurgu yapılıyor. Ama geçmeden önce spoiler bildirgesi verelim. Contact ve Outer Range'de pek bir spoiler olmayacak. Contact'taki ilk 2-3 dakika içinde gerçekleşiyor. Outer Range'de bir spoiler yok. Stranger Things'deki çok ağır bir spoiler sayılmaz ama gene de eğer spoiler'dan rahatsız oluyorsanız son bölümü izledikten sonra gelebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu sahneleri konuşalım. Bu 3 sahnede de ayna bir yansıtma cihazı değil. Aynada yansımayı izlerken aynanın içine doğru hareket ederek aynanın karşısında çıkıyoruz. 3 sahnenin de ortak noktası bu. Normal ayna sahnelerinden onları ayıran özellik bu. Ve bu 3 noktada da aynada gördüğümüz 3 karaktere baktığımız zaman karakterlerin hayatında veya hikayelerinin içindeki bir kırılma noktasına denk geldiğimizi görüyoruz. Contact'ta tüm film boyunca baş karakterimizin hayatını en çok etkileyen, en sevdiği babasını kaybettiği anı görüyoruz. Hatta zaten ayna kapanırken de babasıyla ki birlikteki fotoğrafını görüyoruz. Müthiş bir sahne. Kullanılan teknik de o dönemde inanılmaz sükse getirmişti. Bu yolu açan sahnelerden birisiydi. Ama bu babayı kaybediş anı, gelecekte seçeceği meslek, iş ve yapmak istediği ve filmin finalinde ulaştığı şeylere bakıldığında karakterimiz için bir kırılma anı. Outer Range'e gelirsek burada 7. bölümde gerçekleşiyor sahne. Yine bir ayna içinden geçme sahnesi var. Outer Range'de tüm sezon boyunca, bu arada ilk birkaç bölüm biraz ağır ilerliyor ama sonradan inanılmaz coşuyor dizi. Burada karakterimiz bütün sezon boyunca hazırlandığı şeyi artık hayata geçirmek için kendini motive ederken görüyoruz. Ayna yansımasını görüyoruz ve omzunun yanından yavaşça yüzüne gelip konsantre oluş anını izliyoruz ve o andan itibaren tuvaletten çıkıp aksiyona geçiyor. Bunu da zaten deli kamera hareketleri ve zoomlarla destekleyerek bize gösteriyorlar. Burada da ama karakterin yapmak istediği şeyde bir kırılma noktası görüyoruz. Stranger Things'e geldiğimizde final bölümünün orta sonlarına doğru gerçekleşen sahnede ise burada biraz spoiler var, tekrar hatırlatayım. Yani ben spoiler vermeyeceğim ama sahne size spoiler gibi gelebilir. Karakterimiz diğer karakteri onunla birlikte mücadele etmek için, onun tarafına geçmesi için ikna etmeye çalışıyor ve tam bu ikna anında yine önce ayna yansımasına kayıp onlara yansımada ilerleyip aynanın içinden çıkıp yanlarına geliyoruz ve bir ikna sahnesi izliyoruz. Yine burada da karakterlerin hikayesinde bir kırılma noktası görüyoruz. Yani ya benimlesin ya da kimseye çelse. İşte yönetmenler bizimle nasıl konuşura bunu çektiğimiz zaman bu kırılma noktasını yansıtmak için aslında ayna görsel bir temsil. Aynanın diğer tarafına geçmek. Çok yaygın kullanılan bir terimdir. Aslında aksı kırmak gibi bir şey yapıyoruz. Bilmeyenler 180 derece videomuzu izlesinler. Şimdi aslında aksı kırmak yerine, bazılarında aks da kırılıyor, aynanın içerisinden geçiyoruz. Aslında ters dünyaya geçiyoruz. Başka bir dünyaya geçiyoruz. 2-3 sayfada anlatabileceğiniz bir metni tek bir kamera hareketiyle sunarak iyi bir exposition veriyor aslında diyebiliriz. Yönetmenlerin bizimle konuştuğu bir yöntem. İşte bu kamera hareketleri vesaireler hep bir şey anlatmak için planlanmalıdır. Her plan bir şey anlatmalıdır dediğimizde bunları kastediyoruz. Umarım sizler için keyifli ve düşünmenizi sağlayacak bir video olmuştur. Başka örnekleriniz varsa aşağıda yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Teşekkür ederim. Abone falan olmuyor muyuz? Abone de olacaksınız. Paylaşacaksınız da onlara bunları yapacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz. 10.000 abone yolculuğumuza devam ediyoruz. Kim bizi takip ediyor? Kim bizi takip Benim ediyor? Izledim. Ya kadın izleyicim yok. Kadın izleyicim yok. Olsun diye söyleyeceğim. Kadın mı? Bu hafta da bizi Melikeler takip ediyor. Melike takip etmezsen göreceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Güle güle. Abi adam spoiler vermiyorum aslında ama şimdi siz spoiler derseniz diye kendimi güvence altına alıyorum diye bu dolandırıyorum. Bir de bir şey diyeceğim.